Merhaba sevgili Eylem Planı takipçileri, 24 Karayalan'ın bu bölümüne hoş geldiniz. 24 Karayalan'ın bu bölümünde kısa süre önce kaybettiğimiz korku sinemasının ustası Wes Craven'ın en ünlü filmlerinden birisi olan Scream filminin açılışına bakacağız. Çıktığı dönemde oldukça ses getirmiş, korku sinemasını baştan tanımlamış, gerilim dolu tatlı bir film. Korku sinemasının klişeleriyle dalga geçen demeyelim ama onları çok iyi şekilde kullanan ve bunları öne çıkaran bir filmdi. Birlikte izleyerek yorumlayalım. Biraz farklı bir konsept olacak. Bu sefer böyle o vardı bu vardı yerine direkt filmi beraber izleyeceğiz. Başlıyor şimdi. Ben de gerilmeye başladım bile. Evet. Filmimizin adı geliyor. Bir çığlık duyuyoruz. Ve bu çığlık telefon sesimize karışıyor ve filmimiz başlıyor. Normal standart bir kadrajla başlıyor görüyorsunuz. Bu kadrajdan Drew Barrymore'u görüyoruz. Drew Barrymore bu filmde aslında başrolü oynamak için imza atmıştı. Ancak sonra kendi fikriyle neden filmin ilk 10 dakikasında ölen karakteri oynamıyorum dedi. Ve bu da en çok ses getiren şeylerden birisiydi. Daha önce Psycho filminde görmüştük baş karakterin ölümünü. Bir de ilk kez bu filmde görüyoruz. İlk 10 dakika içinde ölen Amerika'nın en ünlü oyuncularından birisini. Telefonu ilk çaldığında karakterimiz konuşuyor. Yanlış numarayı aradınız diyor. Telefonu kapatıyor. Daha sonra telefon tekrar çalıyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey eğik kadraj. Karakterimiz ilk kez burada bir şeylerin ters olabileceği izlenimine kapılıyor. Bunu da eğik bir kadrajla görüntüleyebiliyoruz. Telefonu tekrar kapatıyor yanlış bir numara olduğu gerçeğiyle ama kapatmadan önce kadrajın bir omuz açısından, bel açısından nasıl omuz açısına doğru yaklaştığına dikkat çekmek istiyorum. Daha sonra yine ustaca bir dış çekime geçiyoruz. Bu dış çekimde bize ilk kez dışarıdan evin içini gözleyen biri olduğu izlenimini yaratıyor. Yani katilin gözünden ilk kez evi görüyoruz. Buradaki patlamış mısırda sahne boyunca artacak gerilimi sembolize eden bir nesne. Gittikçe şişen patlamış mısır kutusu. Burada ilk kez uzun uzadıya sohbet etmeye başlıyor karakterlerimiz. Burada yine dikkat etmenizi istediğim şey sahne boyunca neredeyse hiç kesme olmadığı, her şey plan sekans. Dolayısıyla bütün gerilim gözümüzün önünde yavaş yavaş oluşuyor. Önce mısırı çalkalıyor. Daha sonra gelip sohbete başlıyorlar. Burada kadrajın tam 1 bölü 3'üne baktığımızda bıçak nesnelerini görüyoruz. Bu nesneler daha sonra önemli bir rol oynayacak. O nedenle burada tam 1 bölü 3'te ve burada bulunduklarını bize gösteriyor yönetmenimiz. Daha sonra nereden çıktı bunlar demememiz için. Patlamış mısıra bir kesme var. Görüyorsunuz gerilimin gittikçe arttığını sembolize ediyor burada. Şimdi karakterimiz yavaş yavaş yürüyor ve halen dikkat ederseniz herhangi bir kesme yok. Diyalogları, kısa flörtleşmeleri boyunca onları takip ediyoruz. Bu arada nereye bakıyor diyorsanız ekrana bakıp ben de filmi izliyorum bir yandan. Evet, ilerlemeye devam ediyorlar. Halen hiçbir kesme yok. Patlamış mısıra yapılan kesme dışında ama tam bu noktada kadrajın yine hafiften eğilmeye başladığını fark edin. Kamerada çok sallantı olmadığını da fark etmenizi istiyorum. Tam bu noktada karakter onu izlediğini söylüyor. Ve kadrajın bir anda nasıl daraldığını ve Drew Barrymore'a nasıl yaklaştığımıza dikkat edin. Hemen korkudan dışarıya bakıyor. Yine bir dışarıdan içeriği göreceğiz şimdi. Sarışınlığına bir vurgu var. Daha sonra sarışın olarak ona hitap edecek. Tekrar iç açıya kesiyoruz. Kadraj çok hafif eğik. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bu bir kötü bir çekim değil. Kapının kilitlendiğine bir detay plan giriyoruz. Ayrıntı ve ara planları konuşmuştuk. Yine patlamış mısır bize sahnenin gerildiğini söylüyor. Ben de hızlı konuşmaya başladım gerilimden dolayı. Kadrajın hep hafifçe eğik olduğuna dikkat edin. Bu bir kısa film, amatör bir kısa film değil. Tüm bunlar planlı programlı şeyler. Karakterimiz artık iyice gerildiği için aydınlık parlak sahnelerden mavi tonlu daha koyu kadrajlara geçtiğimizde dikkat çekmek istiyorum. Şimdi yine mutfağa dönüyor karakterimiz. Tam patlamış mısırı alacakken patlamış mısırın ne kadar şişmiş olduğuna da dikkat edin. Eğik bir kadrajda yine karaktere yakın plan giriyoruz. İyice daralmış bir omuz plana geliyoruz. Bütün geniş açılardan çıkıp. Bu da bize karakterin yarattığı ruh halini betimliyor. Aynı zamanda kadrajın ortalandığına da dikkat etmenizi istiyorum. Genelde hep 1 bölü 3'te otururken karakterle özdeşleşebilmemiz için daha ortalanmış planlar görüyoruz bu sahnenin geri kalanında. Tabii ki yine 1 bölü 3'ler var ama genel olarak karakter hep ortada ve kadrajlarda hep hafif bir eğim var. Karakterimiz iyice gerildi artık görüyorsunuz. Ağlamaya başlayacak yavaş yavaş. Polisi aramakla tehdit ediyor katili. Katil için bu çok önemli bir şey değil tabii ki onu da biliyorsunuz.
Evet, izlemeye devam ediyoruz. Kadrajlarımız artık biraz daha dar, dikkat ederseniz. Göğüs ve omuz kadrajları var. Çok bel veya boy planlara fazla geçmiyoruz. Derken geçiyoruz tabii ki, bu da benim beceriksizliğim, ama genel olarak daha dar kadrajlar var. Yine kadrajın tam ortasında olduğuna dikkat edin karakterin. Telefon yine çalınca içine düştüğü çaresizlik. Ne kadar az kesme olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Kadraj gittikçe daralıyor, tehdit arttıkça karakterimizin yalnızlığı vurgulanıyor. Yani geniş açıda küçük bir nesneyken geniş açıda, şimdi iyice dar, bel plana geldik. Yavaş yavaş omuz plana doğru geliyoruz. Tehdit büyüdükçe kameranın da ne kadar sallanmaya başladığına dikkat edin. Çok hafif hafif ben de sallanıyorum deli biri gibi. Gerilime kapılıyorum biraz. Kadrajın daralmasına dikkat edin. Mavi tonların hakimiyetine dikkat edin bu planda. Bağırarak tehditte bulunuyor. Ve burada karakterimiz, senin beni tehdit ettiğin karakteri ben çoktan ele geçirdim imasını yarattığı anda kadrajın darlığına dikkat çekmenizi istiyorum. Yine çok az kesme var. Bunlar çekim anlamında çekmesi inanılmaz zor sahneler. Çünkü netliğin devamlı ayarlanması gerekiyor. Nesnelerin devamlı kadrajlanması gerekiyor. Mizansen, ışık vesaire. İnanılmaz ustaca yönetilmiş bir sahne. Ve burada sevgilisini yakaladığını bize söylediğinde, arka planda da görebiliyoruz sevgiliyi. Şimdi ön planda da görebiliyoruz. Yine bir detay plan var, kilidi açıp kapattığına dair. Kapının kilitli olduğu mesajı bize devamlı veriliyor, ama bunun hiçbir güvenlik sağlamadığı mesajını da buradan alabiliyoruz. Kadrajın yine ne kadar dar olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Azıcık ileri alacağım burada. Şimdi karakterimiz seninle bir oyun oynamak istiyorum diyor. Yine geniş açıda ortalanmış bir plandayız. Atmosfere bak, hava karardı dışarıda ve biz de kapkaranlık bir atmosfere büründük. Evet, oyun başladıkça kadrajın ne kadar daraldığına dikkat etmenizi istiyorum. Gittikçe Drew Barrymore'a doğru yaklaşıyoruz, gerildikçe, karakter çaresizleştikçe kadrajın nasıl tekrar daraldığına dikkat etmenizi istiyorum. Daralıyor, daralıyor. Kadraj daralıyor, daralıyor. Ve en son yine bir göğüs plana gelmiş oluyoruz. Karakterimiz burada cevabı bildiğinde mutluluk dolu bir sıçrayışı var. Onu görüyoruz. Ancak yanlış cevabı aldığını öğrendiğimizde yine dar bir açıdan sevgilisinin öldüğünü görüyoruz. Bundan sonra film birazcık hareketleniyor. Burada bakın kadrajın tam ortasında Drew Barrymore'u görüyoruz. Sahne gittikçe geriliyor. Burada çok kritik bir soru geliyor. Hangi kapıdayım? Ön kapı mı? Arka kapı mı? Ön kapı mı? Arka kapı mı? Karakterimiz de burada geriliyor ve bir anda önce kendini savunacak bir bıçak alıyor. Baştaki 1 bölü 3'teki bıçağı tekrar hatırlatıyorum size. Birazdan gündeme gelecek. Karakterimizin korkusu. Karakterimiz tabii ki bir anda koşmaya başlıyor. Az önce bıraktığımız patlamış mısır artık evi size kaplamış durumda. Ve az önce bahsettiğimiz bıçaklar, burada görüyorsunuz karakterimiz hemen kendini savunmak için bıçağı alıyor. Tabii ki hiçbir işe yaramayacak. Ama burada o bıçak bize bir ümit nesnesi olarak sahnenin en başından beri zihnimize yerleştirildiği için orada belki bir umut kendini savunabilir diyoruz. Ama bunun ne kadar çaresiz olduğunu birazdan göreceğiz. Burada karakterimiz dışarıya çıktığında yine koyu mavi tonlara dikkat edelim. Artık dışarıdan izleyen biziz. Ancak ne yazık ki bu da sahte bir ümit. Gelen arabayı görüyoruz burada. Bu baş karakterimizin ailesi. Onlar da bize bir ümit ışığı oluyor. Ama ne yazık ki bunların hiçbir işe yaramadığını sahnenin sonunda görüyoruz. Yani yönetmen ustaca bize umut tohumları da atıyor. Bu karakter kurtulacak, bu karakter kurtulacak gibi. Ancak ne yazık ki kurtulamıyor. Neden? Çünkü korku filmi ve bir bakire değil. Bu konuya daha önce de değinmiştik. It Follows filminde bakire olmayan kızların her zaman öldürüldüğünden bahsetmiştik. Basılmasıyla birlikte yine bir kovalamaca başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi Wes Craven, yani 10 dakikalık bize basit bir sahne gibi gelse bile bütün filmin tonunu ve bu sahnenin gerilimini usta kamera kullanımı, ışık kullanımı ve mizansenle muhteşem bir şekilde sunuyor. Çok büyük bir dehaydı. Başımız sağ olsun diyoruz. Evet, 24 Karayalan'ın bu bölümünde
büyük korku ustası Wes Craven'ın temel sinema tekniklerini bizi germek için nasıl kullandığını inceledik. Umarım siz de benim kadar etkilenmişsinizdir. Muhteşem bir sahne, çok keyifli bir film. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Sizin en sevdiğiniz Wes Craven filmi hangisi? Benimki kesinlikle Scream. Yorumlarda yazmanızı istiyorum. Diğer filmleri de inceleriz. Belki orada da neler yaptığına bakarız. Paylaşın, birlikte inceleyelim. Eğer videoyu beğendiyseniz sizi kanal takip etmeye ve diğer videoları da izlemeye davet ediyorum. Çok beğendiyseniz lütfen paylaşın, kanalın yayılmasına destek olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.